How many Buddhists do live in Nepal? How many? What percentage of Buddhists? Maybe. Or how many million? 60%. 60%. But they said 10% Buddhists, 85% Hinduists. No? Yeah. Yeah. Katmandu Nepal'den hepinize selamlar diliyorum. Burası, Özlem neydi buranın adı ya? Durbar Square yani Saray Meydanı. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi genel olarak şöyle Saray Meydanı dediğimiz saray. İleride kaldı. Yürürken göstereceğim sol tarafta geçiyor. Önemli Saray Meydanı diyorlar. Ve genelde burada ibadetler yapıyorlar. Önceki bölümleri izlediyseniz Özlem bize anlatmıştı ne olduğunu. Özlem bir kısaca bir daha izlemeyen arkadaşlar için... Tabii Shiva'nın siyah ve beyaz yönü olarak hani düşünebiliriz. Siyah yönü biraz daha agresif yönü. Yani onu yatıştırmak ve sakinleştirmek, iyiye çekmek adına burada adaklar, dualar, dilekler yapılıyor. Mumlar yakılıyor. Bereket için burada kaseler var. Onlar sunuluyor. İleride de beyaz olan yönü var. Ya bu birazcık daha kötü enerjiyi diyelim baskılamak için adakları diyorlar. O nedenle siyah bakın buradaki yüz ifadesi. Özlem beyaz olan kapalı mı şu an? Hayır. Ha evet kapalı. Kapatmışlar. Aslında iki tane var. Hem iyi işte enerji kötü enerji gibi. Bugün de böyle söyleyeyim. Bir özel bir gün gibi hissettim ben. Birkaç yerde sürekli bir ritüel vardı. Belki de bugün kapanmasının sebebi onunla da alakalı olabilir. Normalde hem iyi hem kötüyü işte buradaki iyiye de adaklara diyorlar. Ama şu an kapalı. Why it is closed now? And that's why it is being closed. So like people won't scared looking at it. People what? Won't be scared looking at it. That's why. Scared? Yeah. Like it's regarded to be as the most scariest one. Scariest one? Yeah. But yesterday it was open. Not an idea. Okay, so you don't know. All right. Okay, thank you. Bilmedi salladı. Dedi ki bu en korkunç olanı bu dedi. Ondan dedi kapatmış. Dedim dün açıktı. Dün dedim açıktı dayı. Bu nece ya? Kavalcı dayılar. Bunu, what is that brother? Musician. Can you play? You play? Güzel. Yağ satarım, bal satarım değil mi bu ya? Evet. Yağ satarım, bal satarım. How much is that? 3000 rupee. Okay, but we don't know how to play, so thank you very much. We can give you some. Thank you for the effort. 10 rupees? Yeah, it is just for the effort. We don't want. Thank you very much. 3000'den 1,5 saniye içinde başkan 1500'e düştü zaten bir. Zorlasak. 1500'e mi düştü? Aynen giderken. Harika. 2000 dedi. Arkamı döndüm 1500 dedi. Bir adım atsam 1000'e kadar düşerdi. Şimdi bugünün anlam ve önemini ben size anlatayım. Biz biliyorsunuz burada Nepal'de ölü yakma töreni. Thank you very much. Thank you very much. 1000'e düştü. Şimdi burada ölü yakma törenleri yapılıyor. Aslında bugün hem Hinduların ölü yakma törenini göreceğiz. Hem Budistlerin ibadetlerini görürüz. O nedenle böyle tapınaklar bölgesinden başlamak istedik videoya. Solda kralın sarayını gördük. Şöyle. Şurada da Kumeri'nin sarayı var. Direkt kralın şeyinde. Kumeri biliyorsunuz buradaki dini olarak kızlar adet. Kızlar değil de işte bir tanesi sadece seçiliyor. Bütün genel Nepal halkı içinde. Budistler, onu da büyük monklar seçiyor. Ve burada adet dönmüş sonuna kadar o kızı tutuyorlar. Tabii bunun testleri falan varmış. Biraz anlattılar bize. Biz şansımıza ilk geldiğimiz gün Kumeri çıktı. Kumeri görmek çok zor bir şeymiş aslında. Video çekmek kesinlikle yasak. Ben şuraya eğer Google'dan bulursam Kumeri'nin resmini koyarım. Zaten eğer seyahat videoları izliyorsanız birkaç tane daha bizim
dostlardan, arkadaşlardan, gezginlerden çekmiştiğini görürsünüz. Saray budur. Şimdi amacımız şöyle. Bu da ne? Biz tuktukla Budistlerin ibadet yaptığı yere gideceğiz. Oradan da yürüyerek Hinduların ölü yakma törenini göreceğiz. Bisikletliler oraya gitmiyormuş. Yaklaşık 7,5 kilometre çünkü. Sadece taksiler gidiyormuş. Şimdi taksiyle pazarlığı sen yapacaksın. Budist. O şey Budist'in olduğu yere gitmiyor muymuş? Evet. Muymuş? Budist. Allah Allah. How much is that brother this? Bodanat. 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 You don't go there? Yeah. Yeah, no, no possible by rigs are very high. Ha. Yeah. Well, and baggage yeah. One way. No, one way. One way. You give me $20. $20. Yes. Bak şimdi. Niye dolar? Rupee? Rupee. Aynı söyleyecek. Fark etmez. Ne fark eder? Bak şimdi arkamız döneceğiz. İçeceğiz. Ona kadar düşecek. Okay. Thank you brother. Thank you. No, we don't How come. No. It's expensive brother. How much? Okay. $7, okay? 8 dolara düştü. I will ask some of them and we will see. Thank you very much. 8 dolara kadar düştü. Demek ki bunun raici bedeli 8-10 dolar arasında gideceğimiz yerin tek yönü. İstersen şunu da soralım. Şu abiye soralım. Soralım. How much rupee? How much dolar? 700. 700 rupee. 700 rupee. Yani 100 liraya yakın. Yok ya. Aynı çok, aynı fiyat ya. Çok pahalı ya. Okay. Bir ana caddeye çıkalım. Burası evet. Çok turistik yer. Thank you brother. No. Şimdi arkadaşlar genel olarak burası yani Nepal, Katmandu'nun en turistik yeri olduğu için biraz daha fiyatları abarttıklarını düşünüyoruz. Size de küçük bir tavsiye belki eğer işe yararsa taktik. Şimdi nereden baz alıyorum bir de biraz hızını kestim. Geçenlerde bir arkadaşım yarım saatlik bir yol için bir tapınağa gidecekti. 500 rupi almış fiyat. Ama burası çok şey, hani 500 rupi dedin 70 TL aslında. Yarım saatlik yola 70 TL'ye gidiyorsun anladın mı? Bir günlük motor kiralarız o fiyata aynen zaten. Aynen öyle. Hani Alsancak'a gidemezsin yani Balçova'dan aynen 70 TL'ye öyle. Çok uygun. O nedenle biraz daha lokal. Ben buraya havalimanından motor taksiyle geldim. Evet. 2,5 dolar verdim. Bize biraz bu ölü yakma törenleri, Buda'da gideceğimiz yerle ilgili bir kısa bir bilgi geç bakalım Özlem Bey'de. Tabii şöyle. Budistlerin haç ibadet amaçlı gittikleri bir yer. Hı hı. Aynı zamanda Buda'nın küllerinin bulunduğu bir stupa da var orada. Bu bahsettiğim Nepal'de yaşayan %10 Budistler için geçerli bir ibadet noktası. Bir de ben de bu arada %10 olduğunu dün senden öğrendim. Hani daha az olduklarını Hindu'ya göre biliyordum ama bu kadar az olduğunu bilmiyordum. Ama bir şekilde barış ve saygı çerçevesinde burada bir arada yaşamayı becerebilmişler yani bu çok güzel. Onun haricinde bir sonraki gideceğimiz yer Pashupatinath. Orası da Hinduların ölülerini yaktıkları alan. Hı hı. Ama şöyle her Hindu orada yakılmıyor çünkü bir kast sistemi var. Kast sistemini kapatarsak şöyle işte fakirden zengine doğru diyebilirim. Orada varlıklı olan insanlar yakılıyor. Eğer varlıklı bir aileden gelmediysen orada yakılmak çok mümkün değil. Merhaba. Merhaba. İyiyim sen nasılsın? Sen de Türkçe biliyor musun? Adın ne? Badam. 2016 Antalya Expo. Ha, you together. Okay, perfect. I'm going also April. 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 You go back. Okay, perfect. We are going to Buda now. Buda stupa. We are going to. How can we get there? Taxi is the best way. Taxi also okay. If you go by bus also. Bus. By bus is very problem for you. Problem? Problem. There is a traffic jam. Ha okay, taxi is better. Yeah, taxi is right orada. Mm-hmm. What is the price of taxi? 500 rupees. 500 maximum 600. Okay, thank okay, you. Thank you. Goodbye. Tanıdınız değil mi abiyi? Pazar bölümünde, yerel pazarlar bölümündeki Türkçe konuşan abi. Türkiye'ye tekrardan gidiyormuş Nisan'da. Bak 500 rupi. Ben Özlem Bey de az bize havada öpüyorlardı bizi yani az kalsın. Fena tükürüyorlar ya. Şu ışık tükürüyorlar abi. O zaman buradan düz gidip taksiye atlayacağız. Botuna tat. How much? How much? 500. 500. Come in. Atla bir şey olmaz. Burada direksiyonlar sağda. Bakın şöyle. Önemli ilginç geliyor. Trafiğin akış yönü de değişik. Önemli. Türkiye'nin tam tersi. Ya 500 rupiye
tamam dedi ama muhtemelen 600 deriz. Çok da bir şey fark etmiyor. Diğerleri çünkü çok daha pahalıydı. Şurada küçük ufak işaretlerimiz var. Who is? Ganesh. Edip, ay Ganesh. Şey, Edip, sana Edip dedim ya. Evet, şey, iki oldu bebeğim bu. Şey versene. Parayı değil mikrofonu. Edip kardeşim selamlar olsun. Ya Özlem. Ben gideyim. Özlem yokken burada biz Edip'le 15 gün aynı evde kaldık sayılır. O nedenle ilk gün geldim Edip'le kanka gel falan diyorum şey. Pardon, buraya geldim. Bak şey Edip dedim sana. Özlem'le geldik buraya. Benim ama artık bilinçaltında yani sadece Edip kalmış. Bunların teşekkürünü nasıl söylüyorduk Namaste. Ya? Namaste. Hayır değil, başka bir şey. Giriş ücreti verecek olabiliriz. Salaktan bir devam et bakalım sağa sola. Olur mu öyle salaktan canım? He? 100 diyor. Underkan trees 400 diyor. 800 rupi. 500'e buraya geldik, 800'e buraya mı gireceğiz? Diyorsa vereceğiz. Pazarlık yapmak ister misin? 100. 200 How much? 200. 200. Let's make 200. You can do it. We are here to show Buddha to everyone. Brother, 200 versen ya bir şey Bebeğim olmaz. 200 yok ki. Ya sen ver olduğu kadarını. 100 var. Başka ne var sende? 1000 var. 1000 verme ya. 1000 çok anasın. 200. 2 person. 100 hiç. Ha? Ver yapacak bir şey yok. Abi ya, Buda'nın yolundan gidiyoruz biz ya. Ben Siddhartha'yı okumuşum, gelmişim buraya. Turistlerden alıyor olabilirler. Şeylerden, pardon, Budistlerden almıyorlar sanırım. Yapma ya. Çok kötü oldu bir bu. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi 1000 de şeye vereceğiz. 2000 oraya. Vereceğiz. 1, al. 2000. 2000 oraya vereceğiz. Dönüşe paramız yok. 1, 2, 300 var. Elimizde dönüşe. Fıstıkla geziyoruz. Burası diyorlar ki Budistler için en kutsal yerlerden biriymiş. Tamel diye biliniyor. Biraz bu. Burada denk getirsek anlattıracağım da ben insanlara. Aa, Vietnamese cuisine. Vietnam. Şöyle bize bir İngilizce bulan bir tane şey lazım ya, Budist lazım. Do you speak English? No English? No English. You speak English? We want to know a little bit information about this place. This is for Buddhism, right? And yes. But I'm not that good in English. You have been in the bill, yeah. Okay. Thank you. Thank you. İngilizcem dedi, benim dedi çok yok dedi. İngilizce biliyorum diye atlayıyorsun. Hayır, arkadaşları dedi bu İngilizce biliyor dedi. No worries. Kemer altındaki abi gibi oldu bu. Peki biz bunun içine girebileceğiz mi Özlem? Şimdi bunun içine değil de ileride bir tane Budistlerin kutsadığı ve orada dualar ettiği bir alan var. Oraya gireceğiz birazdan. Tamam. Bunlar tavaf ediyorlar etrafında. Evet, hani dönüyorlar Kabe'deki gibi. Arkadaşlar videonun bize maliyeti çok yüksek oldu. Moralim biraz bozuk. Şuradakileri görüyor musun? Bak, sadece yuvarlak. Zamana kadar. Ha? Şurada kırmızı örtünün altındakileri görüyor musun? Yuvarlak silindir gibi, onlara dokunuyorlar geçerken. Yani şöyle bak, abi dokunuyor mesela. Şöyle. Bunlar dua çarkları. Onlara dokuna dokuna tavaf ederken aynı zamanda dua zikrediyorlar. Ha. Ha, buradan içeri girilmesi? Sadece Budistler giriyor olabilir. Ya nasıl anlayacaklar bizim ne olduğumuzu? Bilmiyorum. Gel de bakayım. Ne istersen. Bir ufak geriz atarlarsa yapacak bir şey yok. Namaste. Do you speak English? Okay. Can I ask some questions about Buddhism and here? Buddhism is Buddha Nath. Buddha Nath. Uh-huh. And? Happy Buddha. Buddha. English word for golden you ask. Do you know a little bit English? Yeah, I'm Bhutan. I'm from Bhutan, I speak English. Can you give us a little information about Buddhism and this place? Yeah, I think he will give. Okay. And then I'll try to translate because I'm also for the first time here. This chotin was built during the Bhat year. What year? Bhat, B-I-R-D, Bhat. Bhat year? Yes, Bhat, yes, Bhat year. Okay. The chotin was not completed, it was only half built. And then the main chotin, what do we say, Jaloma. Half, no, during half time, the one who built the chotin,
was expired. And the Buddha's ashes yes. are inside this temple? Yes, it is there. It is here also and then in other monastery also. Another place called Pasal. Pasal? Yes, Pasal. Why this place is important? I think the people know, we believe that if we come here and do, if we reach here, our dreams will be fulfilled. Our wishes, everything will be fulfilled. Okay. Terse dönüyoruz abi, böyle dönüyoruz. Aa, burada bir tane daha var. Ha, okay. Incense. Yeah. İçinde şey çam şeysi gibi yaprağı gibi şeyler var. Hatta direkt ona benziyor. Bunu kokmuyor. Aynen, aynen çam. This is for good luck or what? Yeah, good luck. Then prayer and then... Çam ağacının yaprakları ve dalları. Hmm. Buraya döküyorlar, dualarını ediyorlar Buda'ya karşı. Buda. You can make a wish, no, your wish and dream will be fulfilled. Ah, okay. That only we know, no, that is why all the Buddhists come here to. Ah, okay, okay, thank you. Dua etmek ister misin Özlem, bir şeyleri, bir dilemek? Dilerim. Tamam. İsterim tabii ki de. Şimdi onu açacaksın oraya, aynen. Hadi bak, hadi bak. Özlem, ne diledin çocuk bir anda yapıştı sana. Vay vay vay. Burada fotoğraf, video çekilmiyor. Evet, çıksa istersen şöyle yap. Çekilmiyor okay. Video, fotoğraf. Tamam. Şöyle gezebiliyorsun tamam. İstersen. Şöyle bir şey, ben kapatıyorum. İçerisi zaten gözüküyor. Genel olarak burada Budistler dönerek tamam ediyor, ibadet ediyorlar. İşte böyle çam ağacı falan yakıyorlar. Ondan sonra şu sağa dokunarak tık 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 bir şeyler yapıyorlar. Şimdi Nepal'de hem Hinduistler hem Budistler birlikte yaşadığı için size hem Budistlerin ibadetini hem de Hinduların ibadetini göstermek istedim. O nedenle ölü yakma töreninden önce bir de Budistlerin olduğu yeri göstermek istedim. Biraz daha buraları gezeceğiz bakalım. İlginç bir şeyler görürsem göstermeye çalışırım. Hello. You from Nepal? Yeah. Can you give us a little bit information about Buddhism and this place? Why this place is important? Buddha is our look like culture and our Nepalese our culture. This temple also big temple in this Buddhist. Our caste, Buddhist caste. Buddhist? There's our Hindu also, Hindu temple like Pasupatinath. Then this is our Buddha and Buddhist. This is Buddha and yeah, Buddhist temple. Yeah, Buddhist temple. Okay, okay. All right. You're from? Turkey. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Have a nice day. Goodbye. Hey, bye bye. Şimdi burada bir tane daha stupa var. Buddha stupa. O da Buda'nın küllerinin bulunduğu yer. Tam olarak buranın neresinde bilmiyorum. İstersen yürüyerek gidebilir miyiz, demez miyiz? Birine rastgele soralım. Tamam. Bir çünkü biz yani geldiğimizde... Can I ask some question? Yes. Your channel name? Can you write? Do you have YouTube? Yes. Okay. A... Start on time. China. Yes, yes. I am. This is me. Okay, okay, goodbye. Bye. Thank you arkadaşlar. Denk gelmişken söyleyeyim. Videoyu siz de aşağıdan beğenebilirseniz. Yani smart televizyondan izleyen de bayağı bir %30'u falan televizyonlardan izliyor. Oradan da kumandadan böyle tık aşağı basarsanız beğeniyi göreceğiniz. Bir beğenebilirseniz çok beni çok mutlu edersiniz. Tabii ki de abone olmadığınızda abone olmanız bizim bu seyahatimizi destekleyen unsurlardan biridir. Ne e? Beni çok teşekkür edersiniz diyecektin değil mi? Benim ayakkabımın tabanı aşındı gezmekten. Ayağım acıyordu. Betona basar gibi yürüdüğüm için tabanlık niyetini çorap yerleştirdim. Çözdü mü iş sorununu? Yani çözdü gibi şu anda. Akşama göreceğiz biraz daha yorulunca. Aynen öyle.
Şimdi arkadaşlar bu kısmı bitirdiğimize göre Budist kısmını. Şimdi asıl olayın döndüğü yere gidiyoruz. Ben hayatımda hiç öyle bir şey, yani daha göreceğimiz şeyin videolarını dahi adam akıllı izlemedim. O nedenle kesinlikle ilginç bir tecrübe olacağını düşünüyorum hepimiz için. Belki siz görmüşsünüzdür videoları ama bilmiyorum abi nasıl olacak, nasıl bir şey. Nasıl bir duygu ölü yakma? Ya ben böyle çok inişli çıkışlı bir duygu yaşamadım. Hani daha nötürdüm, beklediğimden daha nötürdüm. Artık böyle şey, bir başkasının normalini gördüğümde bana da normal gelmeye başladı yani son zamanlarda. Ama ilginç tabii. Sadece şey biraz daha yüksek yaşattı bana, koku. Onun dışında şeyi düşündüm, yakılmak mı, gömülmek mi? Sonra dedim ki hani öldükten sonra ne önemi var ki hani? Bir beden sonuçta o, aslında sen değilsin artık. Sen olan şey çok başka yerde. Sadece hangisi ekolojik olur diye onu düşündüm. Hani gömülmek belki daha ekolojik. Hani toprağa karışıyorsun ve diğer canlılar buna yararlanıyor. Güzel bir hizmet var doğaya. Fakat şey, yer kaplıyorsun. Hani hacim kaplıyorsun yeryüzünde. O birazcık. Ama geri kalan bedeninden toprak, bakteriler hepsi yararlanıyor. Kesinlikle. Yani. Buna hemfikirim. Şu anlamda söylüyorum. Hani son zamanlarda mezarlık yapmak için yer bulmakta sıkıntı yaşayan belediyeler var. Bunların haberlerini duyuyoruz, okuyoruz hani. O nedenle hacim kaplıyoruz diyorum. O şeyi, o hacmi daha farklı değerlendirilebilirmiş gibi hissediyorum. Bilmiyorum hani. Belki yanlış düşünüyorum ama. Onun haricinde yakılmak çok daha küçük hacim gerektiren daha ekonomik bir bakış açısı. Fakat çok fazla da zararlı gazı atmosfere salıyor. Ve aynı şekilde yakılan cesedin külleri işte Ganj'dan gelen bir nehrin koluna atılıyor. Hem su kirliliği hem de hava kirliliği gibi bir şeyler ortaya çıkıyor. Tabii bu tamamen yüzeysel bir bakış açısı olabilir. Ruhani bakış açısı daha farklıdır. Bu şekilde. İyi, hadi bakalım. Göreceğiz. Bir de ben de göreyim bakalım. Nasılmış? Paşı Patunat. Are you go? Yeah, I know. Okay, how much? 600. Yeah. Very expensive. Expensive. Rahatlar ve fıstık yiyor konuşurken artık İngilizce. 40. 3. How many? 30. Rupee. 300. Ben de dedim ya. 30 ne ya? İyice rakamlar gitti bende. Söyle hadi. 300. How much? 400 diyor. 300. Okay. Bin ya, tamam, 400. 400. Tamam, okay brother, let's go. Ne dedi? Atla. Şey yapacağız bir de, 350'yi arayalım derken tapınak kapanacak. Şeyi gösteremeyeceğiz, göremeyeceğiz daha doğrusu yani. Bu sefer adam bize fake aptardı. Aynen öyle ama ya o da haklı şimdi. Tabii ya. Tabii canım. 400. Ya şöyle 2 kilometrelik bir yola gideceğiz de ama o nedenle. Ama trafiğe baksana abi. Bak trafiğe bakın arkadaşlar. 2 kilometre de hani yol açık olsa tamam. Gidelim. Do you speak English? Little. A little little. Yeah. So are you Buddhist or Hinduist? I'm Buddhist. Buddhist. Yeah. How many Buddhists do you live in Nepal? How many? What's percentage of Buddhists? Maybe. Or how many million? 60%. 60%. But they said 10% Buddhist, 85% Hinduist. No? Yeah. Yeah. Ara, anlaşalım bakalım, zor değil. En iyisiyle orada konuşalım. Para ya da exchange lazım. ATM'yi bulduk. Burada ATM varmış. Oradan çekeceğiz parayı sanırım. Hadi gel, Ozan çekelim Bey parayı. De. Tipe bak. Arkadaşlar Nepal'de bazen olur olmaz sizden fotoğraf isteyebiliyor. Yani yolda geçenler istemiyor tabii ki de.
hani bir yere girerken veya da mesela bu hat arada, aldım ben. Hat ha. aldığımda fotoğraf istediler. O nedenle aklınızda bulunsun, Nepal yolcusu olmak isteyen veya da olacak olan varsa aranızda böyle bir 2-3 tane vesikalı çantanıza koyun derim ben. ATM'lere geldik. Genel olarak şeyi de soruyorsunuz. İşte yurt dışında nasıl para, kredi kartıyla mı harcıyorsun, ATM'den mi çekiyorsun, cash mi götürüyorsun diye. Hepsi okey aslında. Ben genel olarak 400-500 dolar gibi bir cash de çıkarım yola. Az olduğu için de az harcamaya çalışıyorum. Bütçeyi kısmaya çalışıyorum. O nedenle 500 rupi istiyor. 6000 çekeyim dedim. Yapacak bir şey yok. İşte ama daha bundan fazla mı çeksem acaba? Eğer öyleyse daha fazla çek. Aynen. Şimdi bakıyoruz. Banka kart veya kredi kartından çektiğimizin sıkıntısı, bankada mesela gördük şu an 500 rupi para istiyor bizden burada. Bakalım daha fazla mesela 10.000 rupiye 500 ise fena değil ama işte 5.000 çekeceksen 500 rupi %10 çok fazla. Size tavsiyem ne olabilir? Siz de benim gibi bence yanınızda işte size yeteceğini düşündüğünüz paranın %70'ini, 60'ını gibi fiyatını cash olarak taşın yanınızda. İhtiyacın olursa zaten böyle ATM'lerden çekebiliyorsunuz. ATM'lerde işte Visa, Mastercard yazılarını gördüğünüz her ATM zaten Türkiye'de kullandığınızı burada da kullanabilirsiniz demek. Bunlar kamera çalanlardan mıydı ya? Ticket. Namaste. Namaste. Burada polislerin elinde sopalar evet, var. Şimdi ben güvenlik önlemi bir sopayla evet, alıyorum. Evet, sopayla. İnceden sorry, it costs 1000 rupees per person. Okay. So inside the main temple, one is for Hindu, one Hindu, not allowed to go. But you can, right now you can see the burning, you know, somebody died, they go here. You can see it, right? Yeah, yeah, you can. Okay. So which country are you from? Türkiye. Turkey, yeah? Uh-huh. Is it going to ask you? So this one, uh-huh. So main temple, Nana is Pasupatinath. Uh-huh. Only for Hindu. Thank you. But uh-huh. Now we are outside, yeah? So we can see the burning. I want to ask you some question. Someone wants to burn here. Yeah. How much they need to pay? $500 for everything, you know? $500. Yeah, for to wood. Family has to invite for the friends, neighbors, you know, and relatives, and they mm-hmm. have to give a party. So I think including 500, yeah, everything included. Yeah, include. Mm-hmm. And they burn, they make the party. Yes, they make the party. And can everybody burn in this area or just some people allowed? No, I mean, in Kathmandu there are many places, but every Hindu people, mm-hmm. they would like to come here. So, not possible. And why this place is important? So, this is very holy place. Holy place. Yeah. Okay, all right. 100 years, we don't know about that. The operation is for the burning. Ah, burada yer. Already, they already prepared. Sir, I'm working here as a guide, so if you want, so I will give you the How much is that? So it costs like $20, both of you. Oh, it's expensive. Thank you. How much would you like to pay? Maybe one of my friend, so he will come and he will explain you. 1000 rupees. Okay, wait, I will bring the friend, okay? 1000 rupee daha önce öğrenelim en azından ne olduğunu ya. Hamza rehber yapacak. Aynen. Arkadaşlar sizin için de bizim için de önemli ve böyle bir yere geldiğimizde aslında hani niye yaptıklarını, nasıl yaptıklarını gerçekten bilen birinden dinlemek önemli. Zaten seremoniyi göreceğiz, anlatacaklar bize. Önemli size doğru bilgiyi aktarmak için kıyacağız paraya, yapacak bir şey yok. Bazen de böyle olması lazım. Hello. Namaste. Do you speak English? Yeah? Yes, sir. So I have some questions first. Yes. How long does this burning process takes? 3 hours. Old but include the bones. Translate to the ashes. Yes. Like, all the bones transfer into the ashes. Nothing remain. Only the ashes remain. Like what time they usually start burning? It is not sure. Any time it happens. This is the most holy place for Hindu. Mm-hmm. Many Hindu they want to die here. Mm-hmm. If the people they die here, they directly go in the heaven in the Nirvana. After the Nirvana, there are no rebirth reincarnation. In Hinduism, most of the Hindus they believe there are rebirth reincarnation. It depends on the practice. Good practice, bad practice, good karma, bad karma. Good karma lead us to the Nirvana.
and bad karma lead us suffering lives. If you burn here, will you come back again or not? I mean, when you go to Nirvana, these people will reincarnate again or not? Yeah. They will, but in a good karma, they will. Good karma, yes. Ah, okay. What does it mean, bad karma? Bad karma means, it means not only the human being, all living beings. We have to create equal eyes to the whole living beings. There are no prejudices, no BS, equality to the whole category, creation after all. Which country from you? Turkey. Yes. Salamu alaikum. Alaikum salam. So now we are going to the VIP place. Yes, sir. If you get burned in VIP place, your karma is getting stronger? Yes, also. Because after our good karma, our good practice, they will gain a higher step. And higher step people get a higher reputation, higher prestige. Okay. They are decorating here. Is that flowers important in Hinduism? Yes. Why it's important? Since the ancient time, the marigold flower, marigold, they make a marigold garden to offer to worship to the gods and our goddess, to offer to the dead body. They use the marigold flowers. This is important for the Hindu people. This is VIP place, right? Yes. We cannot go down. We cannot go down. Okay. All right. We go there and we can see from there. There is a body. Oh, this is the body. Yes. The long stone, this one, that is a place for the purify. After the death, the first step is purify. The family, they purify to the dead body with the five things. Basil, barley, sesamum, halpa grass, and liquid of the sandalwood. These five things, the family, they used to purify to the dead body. Are they going to burn him or her naked? Naked, yeah. Naked. They have with a white cloth and after then orange cloth. Someone wants to die and get burned in that VIP area, how much they need to pay? It likes $250. It depends on the wood. If they use sandalwood, it takes more cost. If they use normal wood, it takes less cost. Before I come here, a friend of mine told me that this place is only for the rich people. Is it right or not? This first place, before was it only by the royal family member. This place? Yes. Like this too or only this? Only this. Only this for the royal people? Royal people. What does it mean royal? Like the king? And king, queen, prince. Okay, that royal. If you have money but you are not real, you cannot. If I have enough money but we cannot. This plate was used by the president, prime minister and minister. Okay. And that place for the police officer, military officer, bureaucrat officer and other rich people there. And we will wait 3 hours to finish. Get the ashes, yes, right? Yes, yes. And after we get the ashes, are they going to spread? The pus in the river.
you can see yogi, sadhu. What are they? Sadhu, yogi, holy man. Sadhu. Sitting here. Bu fotoğraf için mi? They are just for picture? No, they practice meditation, yoga. Why they paint their faces? This is a holy color. Orange and red. Yeah. The holy color of Hinduism. Black also. Black. White also. Orange also. Hmm. Red also. Okay. This is the first time I see so many monkeys in Nepal. Yes. So do they bring the monkeys here to live? Because they are the sacred animal. Not only the monkey. Monkey, dog, cow, bull, lion, elephant. Uh-huh. They are the sacred animal. Yalnız şu anda koku gelmeye başladı birini yaktıkları için. Biraz uzaktayız. Çok fazla bir hani ağır yoğun bir koku gelmese de fena yani büyük bir koku var ortada. This is the down part of the temple. So this left part they also burn, but this is not VIP part. Not VIP part. Okay. This is a normal part. How much money they need to pay for this site? 200. This is 200. The other part is 250, 300. Oh, only 100. 300. Euros, yeah. Ah, okay. All right. Güzel. Şimdi arkadaşlar, bizim şu anda mesela Özlem'in burada olmamasının ve sadece birlikte bizim konuşmamızın tek nedeni var. Benim İngilizce biliyor olmam, Özlem'in daha öğrenmeye çalışıyor olması ama o da kesinlikle ileride öğrenecektir. İngilizce çok önemli ve ben elimden geldiği kadarıyla size Üniversite Edu'dan bahsetmeye çalışıyorum. Hem bizim videoları sponsorlar ama neden Üniversite Edu'dan bahsediyorsun diye sorarsanız öncelikle size yurt dışında dil okullarına danışmanlık eğitim veriyor. Aynı zamanda lise, üniversite sertifika programlarına da danışmanlık veriyor. Farkı da şu, eğer ki siz Üniversite Edu ile birlikte bir dil okuluna başvuru yaparsanız ve sizin başvurunuz kabul edilmez, size %100 para iadesi var. O nedenle yani kaybedecek bir şeyiniz olmuyor. İrlanda'ya gittiniz diyelim ve vizeniz çıktı. Çıktığında sizin orada çalışma izniniz oluyor. Yani okul ödediğiniz parayı çalışarak İrlanda'da zaten çıkarabiliyorsunuz. Bir 6 ayda İngilizce sorununuz varsa eğer bu yöntemle birlikte hem çalışıyorsunuz, çalışma izniniz çıkıyor, hem İngilizce öğreniyorsunuz hem de yeni tecrübe ediyorsunuz. Eğer ki viziniz çıkmaz da paranız iade. O nedenle gerçekten de işinize yarayabilecek firmaları biz sponsor olarak kabul ediyoruz. Çok az firmayı kabul ediyoruz. Belki görmüşsünüzdür bu zamana kadar. Bir iki tane firma sadece size sponsor olarak gösterdim. Bu sponsorun gelmediğinden değil, biz kabul etmediğimizden dolayı. Eğer ki sizi de İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız yanında Instagram adresini bıraktım. Semih Bey'in de WhatsApp numarası, yani görüşünün sahibinin. Hemen açıklamalar da var. Benden bir selam söyleyerek dedi ki Arda senden gelenlere İrlanda için dedi. 108 euro vize ücretini almayacağız dedi. Eğer benim selamımı söylerseniz size güzel bir fiyat verecektir. Hepinize selamlar. Biz devam ediyoruz. Yakma işlemi hala devam ediyor. Ne hissettirdi? Yani böyle kelimeye dökülecek bir duygu değilmiş gibi geliyor. Biraz böyle çok telaffuzu yok yani. Ne bileyim, sessizlik hissettim yani. Çok garip geldi biraz. Bu kadar en başından prosesi görmemiştim çünkü. Bayağı ölüyü süslediler. Yanacak olan mekanı da süslediler ayrıyetten. Sonra işte değerli eşyalarını koydular üzerine. Akrabaları ya kızıydı ya eşi, bilmiyorum artık hani. Çok, o en çok yas tuttu, onun dışında ağlayan yoktu. Sonra getirdiler, yerleştirdiler. Bir proses oldu yine, bir ritüel yapıldı etrafında ekstradan. Sonra işte ilk o ateş konuldu. Hepsi böyle farklı, her anı farklı bir hissiyattı hani. Bir film karesi izliyormuş gibi hissettim kendimi. Sana ne hissettirdi? Ya bana ne hissettirdi? Düşündüğümden daha böyle az duygusal hissettim ben, yani daha etkiler diye düşünüyordum. Evet. Bir de ben hayatımda hiç ölü görmemiştim yani. Girmiyordum da biri, hani akrabalarımızdan biri öldüğünde öyle aklımda kalsın diye, yani son nasıl canlısı öyle kalsın diye. Bu sefer şöyle geçerken ben bilmiyordum açık olduğunu, yüzü açıkmış sadece. Onu ben de gördüm, evet. Onu gördüm ama böyle hani nasıl diyeyim, çok fazla tabii tanımadığımdan tanıdığım birinin yüzünü görmek çok daha iyi bir şey. Tabii şimdi biz şey, dediğin gibi tanımadığımız için çok derin hissetmiyor olabiliriz. Orada kadın bunu, hani çok ağladı, bağırdı ama normal tabii ki de bir yakınını
kaybediyor. O nedenle ilginç bir tecrübe kesinlikle. Böyle bir şeye şahit olmak, görmek. Bir rehberle birlikte gezmek çok iyi oldu. Gerçekten de bu kültürü bilen, 25 yıldır bu adam buradaymış. Ve size de aktarırken yani bazı şeyleri evet spontane gezebiliyorsun. Bildiğin kadarıyla insan kendini yorumlayabiliyorsun ama bu bir din. Ve insanların biraz daha hassas olduğu bir konu doğal olarak. O nedenle ben rehberle gezmek istedim ve size göstermek istedim. Umarım sizin için de bilgilendirici, aynı zamanda öğretici bir video olmuştur. Bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hem Budizm kısmını, hem Hinduizm kısmını, hem de bir yakma töreni birlikte görebildik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.